temelde söylediğin doğru. Yani bizi ilgilendirmiyor aslında yani kimin hangi tadı sevip sevmediği. Ama hem dünya mutfağında da bizde de Osmanlı mutfağında da tatlılar, ekşiler bir arada kullanılır. Meyveli etlerimiz vardır. Efendime söyleyeyim envai çeşit yemeğimiz vardır. Dünya mutfağında da en basit, en akla gelen tatlı ekşi tavuk. Keşke tatlı sarımsak, olmasaydı da yeseydim. Sarımsağı bakın arkadaşlar 3 kez ayrı sularda haşladım ben. Sarımsak tadı almamanız için, o ağır kokusu ağızda bırakmaması için. Bunun sosu çok ayrı, çok özel bir sos. Ve bunu kendi masamda sizler için yapmayı düşündüm. Eline sağlık. Bunu da hani yorumlarken bunu düşünerek yorumlayın lütfen. Sarımsağı dövüp ya da... Ama biz yorum yaptığımız zaman gerçekten çok evet. sert bağırıyorsunuz bize. Hayır bağırmıyorum. Gerçekten bağırıyorsunuz. Yok, farkında değilsiniz hayır, muhtemelen. Hayır asla kabul etmiyorum. Siz kötü iyi eleştirilere açık, kötü eleştirilere açık değilsiniz. Ya kendi çok kötü davranıyorsunuz yani. Gerçekten. Kendimi savunmak zorundayım yani savunma haksızlık çok okeyim buna ama gerçekten çok kötü davranıyorsunuz hayır, bize. Hayır haksızlık yapıyorsunuz bana. Ben dayak asla, yemediğimiz kaldı. Asla bu yorumları kabul etmiyorum. Dayak olayı... Yani içeceği oradan fırlatacaksınız masayı diye ödüm koptu. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Gerçekten. Yanlış. Aygül Hanım gerek oluyor. Davranışlarınızla gerek söylemlerinizle gerçekten sertsiniz. Salatayı evet. benim önüme böyle çat diye koydunuz. Aa, evet. Hiç farkında, farkında değilsiniz. Hiç. Davranışınıza yansıdı bu sertliğiniz. Biraz kızgın olabilirsiniz. Yok, evet ama bu konuda biraz asla. Daha hani daha yumuşak yaklaşabilirsiniz. Hayır asla gerginliğim sonuçta değilim. Biz de yani beğenmek derdiniz. Zorunda değiliz. Evet siz emek verdiniz ama biz de bunu yorumlamak durumundayız. Yorum hakkında kendimle Hı-hı. alakalı savunmaya geçerim. Hı-hı. Ama tabakları o şekilde yok, asla bırakmayı düşünmüyorum. Farkında değildir belki ya. Farkında değil. Yani işte bilerek yaptığına yansıdığı için. Hayır. Hani hayır. Bazen bilerek yapıyorum. Aygüler edebiliriz. Tölere edebilir diye söyledim. O kadar da değil yani. Mizacın sert olduğu konusunda Eyüp sen biraz sert mizaçlı bir insansın ama değil mi sanki? Aslında değilim. Değil misin? Hayır değilim. Dışa yansıttın mı öyle? Öyle görünüyor. Öyle herkes algılıyor nedense. Ama belki yöneticisiniz, o ruhunuz da ortaya zaman, çıktı herhalde. Tanıdıkları zaman çok böyle ayrı farklı dünyalarda anladım. Yansıttıklarını anlıyorlar. Anladım, peki. Aygül Hanım'ın tavırları çok sertti. Tabii ki yorumlarımızı yapacağız. Bu davranışlarına yansıdı. Hatta uyardım. Ondan sonra bir es verdi ama tabağı benim önüme çat diye kafama atar gibi koydu. Bu hiç hoş bir davranış değildi. Evet farkında değildi. O yüzden uyarma gereği hissettim. Diğer arkadaşlarımıza yapmasın diye. Sinirlerine hakim olamayacaksan buraya gelmeyeceksin o zaman. Yemek yorumuna geçelim. Yemek yorumuna geçelim. Ben etini tuzlu buldum. Evet iyi pişmiş ama soyası tuzlu. Soyası mı fazla? Evet. Soyası fazla geldi bana. Hmm. Gerçekten damağımda bayağı bir tuz tadı bıraktı. Ama burada soyanın da aslında sosu özellikle belirttiği için çok evet. önemli. Puan verme kriterlerinizden birisi bence de soya. Çünkü eti aldık fırına verdik. Sos. Et yani zaten yani bir emek sarf ettiğimiz bir şey değil. Aa. Kasaptan aldık, olarak fırına verdik. Bence siz kesinlikle aşçıdayız. Bunu söyleyeyim. İki lafın başımı niye? Hülya'nın benim aşçılığım konuşulacaksa. Gel bir şey söyleyeceğim. Ben daha bir şey burada yorum yapmaya çalışıyorum. Eti aldık fırına verdik ne demek ya? Etli bir emek var mı sizce? Eti marine ettim ben. Eti marine ettim ben. Marine ettiniz. Özel sosla yine sizin belki hiç duymadığınız, hayatınızda göremeyeceğiniz bir sosla marine ettim. Hayatımda göremeyeceğim. Evet özel bir şeften. Aygül Hanım neden bu kadar uğraştınız? Keşke eti alıp şuraya koysaydınız biz de alsaydık. Yani ne gereği var ki? Burada yorumlamamız gereken var? Şey marine, sos bakın, demek bu etin, istiyorum bu etin ama bu kadar yumuşak tırnak olmasını... içinde söylüyorum yorumlamamız gerektiğini çünkü karamelize soya sosu dediğiniz için eti biz burada etin pişmesini yorumlayabiliriz ama burada emek verdiği kısım soya sosu. Hepsine sosunu ben yorumlayacağım. Hülya Hanım hepsine emek verdim. Hülya Hanım öncesinde eti alıp fırına atsıp da bu halde olmaz bu. Ben öğreteyim size isterseniz. Siz alın eti fırına atın böyle olacak mı? Benim yorumlama istediğim kısım yani bu et şey değil istiyor. Sosu ama arkadaşlar. Eti, tamam, eti yorumlamamız gerekir mi yani? Sosunun neden o zaman sadece sos getirseydiniz önümüze? Eti de yorumlayacak. Bak sadece tadın olmuş mu olmamış. Ama bak beni dinlemiyorsunuz. Ama dinlenecek bir şey söylemiyorsunuz. Ama çok konuşuyorsunuz. Doğru bir şey söylemiyorsunuz hanımefendi. Çünkü siz Ayşe değilsiniz. Bak yine her sefer buraya geliyorsunuz. Evet değilsiniz hanımefendi. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu yani nasıl emek gelmeden artık yani fırından? 15 kere de açtı her lafın başı değil. Böyle mi olacağız ya? Böyle siz mi yiyeceğiz? Kendinizi burada bilirkişi ilan ediyorsunuz baydı. Ama bence hiçbir bu şey bilmiyorsunuz. Bu konuda aşçı kelimesi bir daha aşçıları da... En aşçı değilim. Etmeyelim artık. Kesinlikle sözümün arkasındayım. Hülya Hanım kesinlikle benim gözümde, benim nezdimde aşçı değil. İddia ettiği gibi kendisi de eğer ki eğitimleri aldıysa bunların sertifikalarını görmek isteriz. Bunu da yarın kendisine belirteceğim. Ben Hülya Hanım'ın yerinde olsaydım sürekli karşısında sen aşçı değilsin, sen aşçı değilsin diyen bir insana ben de sen de styling değilsin, styling değilsin diye cevap verirdim. Onun aşçı olup olamadığını bilemeyiz ama hani siz inanmayabilirsiniz. Aşçılığını sorgulayabilirsiniz.
Ya da bir aşçının yapması gereken yorumları yapmadığını da düşünebilirsiniz. Bu sizin yorumunuz, düşünceniz ama bu onun aşçı olmadığı anlamına gelmez. Ya da bunu bir kere iki kere belirtirsiniz ama her cümleye baş, siz evet, aşçı değilsiniz. Siz aşçı, bunu aşçı söylemeyelim yani. Gereksiz oluyor. Kırılmasın, incitmeyin birbirimizi. Ben de tırnak içinde söylemek istediğim. Ama et de önemli tabii ki. Etin pişmesi de önemli dedik. Tabii ki yani. Etin piştiğini söyledim. Alıp fırına atıyorlar öncesi, ondan sonra sosu, affedersiniz, kayış gibi etler geliyor önümüze. Sadece biraz o etin pişme derecesi de çok önemli. İşte sosuyla bütünleşmiş, bütünleşmiş. Benim için sos değerlendirmeyi alalım. Peki sosu beğenmedin. Sosu tuzlu buldum. Tuzlu buldum. Evet, pilav nasıl? Piş, asla pilav, sosa koymadım. Pilav sebze pilavı gibi olmuş. Büryan pilavıyla pek bağdaştıramadım. Büryan pilavı anneannemin dediğimin en büyük nedenlerinden nedir? Bir tanesi o. İnternette bakacaklarını tahmin ettim. Evet. Arkadaşlarımızın. Benim anneannem etle işte beyaz ya da kırmızı et kullanarak yapmıyor. Bazıları domatesli falan da yapıyor. Patates koyan, havuç koyan bile var. Hı. Ama benim anneannem özellikle nereliydi yeşillerin... biz Çorumluyuz aslında. Ha, Çorumlusunuz. Aynen, baba, anneanne, dedeler falan o tarafta. Ama bunu yaparken kendisi ben küçükken yapmıştı. Ve ben annemden alarak, yani aslında anneannemin öğrettiği, annemden gördüğüm bir şey. İnanılmaz lezzetli. Taze nane var, kuru nane var. Yine bu pilavımın içerisine tavuk suyu koydum. Evet. O lezzeti versin diye. Tavuk, tereyağını da mümkün olduğu kadar yoğurdu kullandım. Ondan mütevellit diyorsun. Ben de evet, hangi taraflardan büryan pilavı, hangi taraflarından değil onu merak ettim. Büryan demeseydik de otlu pilav deseydik. Gibi. Geçerli. Otlu dediğimizde bu sefer iki tane otlu konumlar. Bence yani bu bir dolma için. Bu şekilde. Evet, bence hayır de. Bence dolma, bir dolma içinde soğan. Yani dolma yapmayı biliyorsunuz. Sanki dolma yapmayı çok iyi biliyorum. Ben hayır, dolma içi bu kadar eksik malzemeyle olmaz. Bu nasıl biliyor musunuz? Sanki hani aceleniz var da saramamışsınız, yetişmemiş de pilavı koymuşsunuz dolma gibi. Dolma içi böyle eksik malzemeyle dolma mi? Domates dolma içi gibi içerisinde soğan, yok, zeytinyağlı bir dolma soğan içi olur. Her türlü, her iki soğan da olur hanımefendi. Yani yemek yapmıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Lütfen ya. Aa, lütfen. Bir daha uygulayalım. Yani bu yapılan, bakın yaşlı bir yemek insanın yapmış olduğu bir pilavı ben size. Tamam, saygı duyuyorum anneannemizin pilavına. Özel olduğunuzu düşünerek size bunu teşekkür karşınıza ederiz çıkartmak istedim ve yaptığınız yorum bu bildiğiniz dolma içi, yok sarma içi. Nasıl bir yorum? Bana bir sarma içi gibi geldi. Ya siz anneniz... mi yapıyor? Kim yani annenizi tabii siz ellerinden öperim. Siz şimdi bir şey söyleyeceğim. Anneanneniz hakkında konuşurken benim annem yok, hakkında konuşurken. Yok, annenizin ellerinden öpüyorum. Saygısızlık müsaade, yapmak müsaade istemiyorum edersin, ama sen annen yemek yaparken asla yanında bulunmamışsın. Niye gelsin senin annenin elini öpsün ya da onun ya, böyle bir talepte bulunsun? Kendisi söylüyor çünkü hani... Saygıdan öpüyor da ellerini öpüyorum. Ben saygısından dolayı saygısızlık yapmayacağım. Ben anneme geçildi. Evet. Peki. Evet. Büyük ebeveynleri bir kenara bırakalım. Kimi? Etiniz çok güzel pişmiş. Ebeveynleri. Çok güzel pişmiş. Beyinleri bırak. Yorumlayabilir miyim? Evet. Benim devam ediyorum. Pilavı beğendin mi? Pilavı büryan pilav olarak değerlendirmek istemiyorum. Anneannemin pilavı tamam olarak değerlendirmek istiyorum. Pilavı evet lezzetli. Lezzetli. Salatası? Yani tanesi olarak. Salatası da güzel olması gerektiği gibi. Ama ben sebze konusunda bir baby patates, bir baby havuç, bir baby mısır koçanı falan daha özel. Pişmeleri nasıl? Pişmeleri blanş edilmiş mi? Diriliğini kaybetmiş. Ben bu sebzeleri değil de diğer sebzeleri, etin yanına. Ha, sen sebzelerin pişme derecesini değil, çeşitlerini eleştiriyorsun. Evet, Allah aynen. Allah.